Vallahi yani mutluyum, heyecanlıyım. Ara ara bir korku geliyor. Evet. Böyle şey, ya bir şey olur da aksilik olur, yalnız yakalanırsan, bir şey olursa falan diye. Ama yani o kadar... Şimdi ben birazcık bir sorun yapacağım. Şöyle geç. Doğum yaptığım için ciddi bir WhatsApp grubu var. Resmen bir çete gibiyiz. Herkes birbirine şey yapıyor yani, mesaj atıyorum falan. Şöyle oldu normal mi, böyle oldu normal mi falan diye. Ondan sonra aslında bu süreçte yani tamamen normal. Daha duygusallaştım. Dün bile şeylere ağlıyordum, gözler şiş geldi böyle bakıyorum. Her şey beni çok duygulandırıyor. Midye Hanım da geldi. Evet. Göreyim mi? Göreyim mi? Gerçek bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten öyle. Diyorum. Bir rekabet de var. Şey ya. Gerçek bir internet fenomeni olduğumuzu falan düşünebilirler. Yani bunlar şaka mı yapıyor? Çok komik değil mi ya? Hiçbir şey planlamadık. Tamamen göbeklerimizin evet, çekim göbek kuvveti. Şey var ya, de daha doğmadan böyle karakterler karşılaşıyor en son. Onlar da öyle böyle hemen birbirlerine böyle birbirlerine böyle bir çekim köpekleri var. Bakalım belki de çok iyi bir olay öyle. Demek ki senin bebeğinin cinsiyetin aslında benim bebeğim diyor. Bu çok önemli çok bir şey. Peki bu bilgi bizim neyizim diyor. Ben de sonra bir üyesizlik oluşturabilirim bu gecikliği. Neyse ben gideyim hele böyle el vermişim. Hayır, çok. Öyle mi? Bitirsin. Tamam, evet bitirin. Videom sizde kalsaydınız. Biraz, yani anlatsaydık nasıl geçti sizin için, zor oluyor mu? Ve neler aşerdiniz, neler aşermediniz? Neleri aşerdim? Kital çok yedik. Kital'i bilir misiniz? Bilmiyorum valla. Kital'i çok yedik. Bak bakın Kital. Tatlı mı, ekşi bir şey mi? Yani... Yok, yemek bayağı. Yemek? Yemek, evet. Nereye ait bir yemek? Yörenim. Yörenim. Eşimin memleketi Siirt'i yani. Dolayısıyla öyle bir şey. Onu çok yedim. Yani böyle bulgurlu etli şeyler falan çok yedim yani. Bir tek bu ay yani bu ay ayıptırsa buna ayıp değildi zaten. Yani ayıp yemek yemek diye. Böyle biraz abur cubur bir şeydi. 14 kilo aldım. Ondan sonra ama yani 2-3 haftada biraz daha böyle kilo alırsam da kendimi yargılamam. Çünkü çok tuttum. Artık tutmak istemiyorum. Böyle azıcık tutunca şey, sinir bozukluğu geliyor yani niye tutuyorum ki diye. Şu anda şey başladı, erik başladı. Eriğin en pahalı olduğu döneme geldik. 8 tanesi 200 lira. Böyle şey artık mana falan isyan ediyor Cihangir'de. Abla 250 lira diyor 8 tanesi senin için dünya feda ama almak istemiyorum falan. Diyorum ki ne olur bana erik getirin falan. Şimdi başladı erik siparişleri. Müjdemin mesela cinsiyeti belli. Vallahi belli değil. Yok değil ben. Biliyorum değil de hani siz merak etmez miydiniz mesela size ettiniz baktırdınız değil mi? Evet ama şöyle bir şey canım benim ben normalde spor olsun diye evde ameliyat ve operasyon seyrettiğim için ha. Kız çocukla erkek çocuğun plasentadaki duruş pozisyon her şeyi zaten araştırmış biri olarak benim cin gözlerimden sıkıldığı için doktorlar söylemiştir yani bir süre sonra benim işimi çok burnuma sokuyor diye. Ama yok gerçekten öğrenmek istedim yani. Ben daha sabırsızım. Bence o çok tatlı bir şey yapıyor. Ama çok zor bir karar değil mi? Yani hazırlık aşaması düşünsenize yani isim, o da ben ve mavi. Ayrıca bence hala kıyafet almak falan da çok zor bir karar. Ben böyle bebeğin ihtiyaçlarını almak kısmını düşünmüşüm. Geçen gün böyle yaptım. Aha evet emzik yok. Hani öyle şeyler yok. Basit basit şeyleri kafam unutmuş yani falan. Ne bileyim hani... En basit şeyler ya. Bir zıbındır değil mi yani? Gider evet, alırsın annecisin yani. Yok arabası, yok yatağı, yok bilmem nesi falan düşünürken basit şeyleri falan unutmuşum ama bunlar tabii çok tatlı detaylar yani. Kendime de biliyorum. Doğum şeyi onun için normal gözüküyor galiba değil mi? Çünkü o alternatif doğumlar var ya son dönemmiş. Hipnozla, suda. Hipnozla mı? Evet, Özgün Amalya doğdu biliyorsunuz. Hipnoz olarak doğdu. Hipnozla mı doğdu? Evet, evet. Özgü suda doğdu ya. Yok, hipnozla sonra su. İkinci galiba İyi su. İyi ediyorum. Hiç bildiğim araştırmadım. Bir de Özgü hipnozla doğurmasaydı iki espri de yapardım ama Özgü çok. Ama gerçekten çok, çok seviyorum. Çok, çok hayran olduğum bir aktör. O dönem küçük haber oldu. Yani bilmiyorum nasıl tarih görmediniz ama. Abi onu becerebilmişse Özgü de mal becermiştir. Bende o yok yani. Bu arada... Beni uykuya gönderemiyorlar. Kafamı başka bir yere nasıl gönderecekler ya? Bu arada enişteyle sürekli fotoğraflar paylaşılıyor.
Evet, tatlı tatlı bir iki paylaştım. Evet, yeterince sırtını gördük Gonca'cığım. Alıştı artık galiba. Bebeği gösterme, enişteyi gösterme, her yer emoji oldu falan diye böyle. O ne bileyim ya, bazen böyle ilk yıl şey diye geçen gün paylaştım yani. Kadar. Efendim İstanbul'da mı olacaksınız, Ankara'ya mı olacak, nasıl olacak? Yani Ankara, İstanbul, Mekik. Şimdi Ankara'daki ev bir yandan kuruluyor. İşte burada da artık Cihangir dünyamın sona erdiğini düşünüyorum. Her şey çok biraz fazla kaldırımsız gelmeye başladı orası da. Böyle ben her evli çocuklu gibi gör bakalım Zekeriya yollarını falan çok gibi. Çok değişecek galiba yaşam tarzınız, hayatınız. Bahçeli, işte Demirci Köy gibi şey gibi. Ay ağaçlara yakın olalım. Aman orman bilmem nesi olsun. Ay çocuk şöyle bir şey olsun. Aman sakinlik olsun. Yani trafik kavgası, korna sesleri. Şimdi her şey bebeğin uykusuna göre dizayn ediliyor fikrinden yola çıkarak. Böyle bir düşüncem var yani. Acele de edemiyorum çünkü edemiyorum teknik olarak yani. Ne yapayım? Her böyle bütün istediklerim de şu ana denk geldi yani. 4 aylıkken yoktu Cihangir'den gitme fikrim. Şu anda var. Kornaları duydukça. Bütün yaşam şekli değişecek galiba bebekten sonra. Cihangir'e ne gidilecek? Değişecek. Yani art 16 sene oldu Cihangir ya. Bir gidilmesin mi yani oldu. Geri dönülebilir. Cihangir benim köyüm yani neticede. Ama böyle biraz sessizleniyor dediğim. Kaldırımlar çok şey. Her yer araba falan. Şimdi hep çocuğa göre bakmaya başladım yani her şeye. Dolayısıyla da öyle bir isteğim var. Ankara... Ya ben böyle Ankara'yı gerçekten çok seviyorum. Patronum. Ne yapıyorsun? Umut aşkım. Bu tarafa geçelim. Alacağım. Tamam. Geliyorum şimdi. Tamam. Ankara dediniz. Ankara biraz böyle yani sevdim Ankara'yı. Gayet güzel geldi bana. Çok temiz böyle. Ben asker çocuğu ya. Şimdi lojmanlarda büyüdüğüm için Ankara şey bana iyi geliyor yani böyle. Daha bürokratik bir yer geliyor. Daha sakin, sessiz falan. Sevdim ben Ankara'yı yani. Oraya gittiğimde daha çok dinleniyor oluyorum. Daha çok üretiyor oluyorum. Şeyler yazıyorum, çiziyorum falan. Doğumdan sonra da bir ara vereceğiz galiba değil mi? Yani medeni yazmayı devam edeceğiz. Ben iş okuyorum. Yani medeni cesaretim herkes ayrı. Ama Ekim'e kadar herhalde oturmuyorum. Evde bir şey yapıyorum da. Yani dışarı çıkmam gibi geliyor. Gibi geliyor. Bilemem. Teşekkür ederiz. Ay ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ceket de beni bitirdi. Yani vereyim. Kendim de magazine çıkıyor. Yok. Vereyim hemen. Kendi durduğu yerde gayet güzel. Teşekkürler.